Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, nerede oynanacak, son gelişmeler nelerdir sizden öğrenebilir miyiz? Vallahi şimdi federasyonelde bu maçı şu tarihte oynatacağız diye açıklamaya korkuyordur. O kadar büyük bir tepki var ki o yüzden e, tahmin ediyorum Örmüz'deki e, Ocak ayı içerisinde mi olur e, yoksa Mart'ta mı olur henüz o plan belli değil. çünkü. Avrupa Şampiyonası var. Liglerin devam etmesi gerekiyor. E, sıkışan maçlar var. E, yani o takvimle ilgili bir şey söyleyemiyorum şu anda ama... ...herhalde e, işte belki bir ay, bir buçuk ay, Mart, e, belki Nisan'a kaydıracaklar. E, şu an için bir şey yok, e, takvim yok. Ama bir hafta içi maçı olarak şeye geçirirler, e, kayda geçirirler. Muhtemelen de nerede oynatırlar... Atatürk Olimpiyat mümkündür yani İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynatabilirler diye e, tahmin edebiliyorum tahmin ediyorum ya da belki Samsun olur hı hı. E, böyle bir şey yapabilirler. Peki o günden sonra gelişmeleri Aslında birçok spor yorumcusundan aldık ama e, evet. birçoğu da şunu söyledi tabi Suudi Arabistan'da belli bir Ticaret yaşandı son dakika söylendi e, Hani bu durumun yaşanması muhtemel Aslında o doğrusu İstanbul'da yani Türkiye'de yapılması gerekiyordu bu maçın dendi e, bu olayın büyümesini Siz nasıl karşılıyorsunuz ya şöyle süreci aslında en başından almak gerekirse yani böyle bir konu gündeme geldiğinde iki kulübün özellikle divan kurullarında ya bu bir bu kupa bizim kupamız bizim süper kupamız. Dolayısıyla biz niye gidip başka bir yerde oynuyoruz? Bu Arabistan oluşu da ayrıca bazılarını rahatsız eden yani yurt dışı olması değil de Mesela bazıları var desen ki bu İngiltere'de oynansa çok acayip cumhuriyet bilincine sahipler ya o gidelim tabii böyle bir aşağılık kompleksi de var. Lan sen emperyalizme karşı mücadele ettin işgalden kurtuldun onlara karşı ve cumhuriyeti kurdun. Ya yani o bilinç yok yani ayrıca böyle bir grup var yani o hassasiyet olan grup var ona çok girmeyeceğim. Yani şey gibi değil mesela Halk TV'ye Rıza Çalınbay çıkmış yani utanç verici yani, yani dünyadan haberi yok dünyadan haberi yok utanç verici yani. Zaten en son skandal açıklamalarla gitti. Anlıyorsun yani ne dediğini şuursuz yani ne dediği belli değil. Çıkma bilmediğin bir şeye çıkma mesela. İnsan sinirleniyor yani. Bu kadar şuursuz olur mu bir insan yani? Neler bu kadar... diyor Aydın Bey? Abuk sabuk açıklamalar. Bunu diyor git diyor Almanya'da oyna. Git orada oyna. Burada niye oynuyorsun? Niye orada oynuyorsun da burada oynamıyorsun? Bir anlatsana da açalım. Bay. Haberin var mı? böyle bir bilincin var mı mesela? Tamamen bu popüler şu anda özellikle bu sosyal medyadaki e, gereksiz yaygaranın sonuçlarının bir karşılığı olarak orada çıkıp e, konuşuyor. Şimdi, konuşmalar bunlar. Şimdi bence şöyle e, bir süreç var. Yani bunu şöyle bir anlatmak lazım. Dünden itibaren de biraz aslında sağlıklı bilgiler gelmeye başladı. Ben dilersen mesela ne olmuş hemen niye bu noktaya geldi? Nasıl başladı? Niye bu noktaya geldi? Hızlıca o orada neler yaşamış ha, hemen terimli, aktarayım sonra. Yorumu da izleyenler yapsın mesela. bu Burada ne, ne yapılmaya çalışıldı? Şimdi Salı günü, Salı günü, e, yani maç Cuma'ydı. Salı günü, yanılmıyorsam Salı günü çünkü bana verilen bilgi öyle. İki kulüp, e, bundan önce şunu söyleyeyim yalnız. Bunun protokolü açıklanmıştı. Yani Suudi Arabistan yetkilileriyle yapılan görüşmeler ya da anlaşmalar sonucunda Futbol Federasyonu, ee, o gün ne olacağını Suudi Arabistan yetkilileri açıklamıştı. Mesela şöyle bir madde vardı. Takımlar sahaya Galatasaray, Fenerbahçe bayrakları olacak, Türk bayrakları olacak. Efendim ben söyleyeyim işte İstiklal Marşı okunacak. Bunun dışında seremoniden bahsediyorum. Yani bunun dışında bir şey olmayacak. Yani protokol belli. Sonra bu özellikle rahatsızlıktan ötürü kulüpler diyorlar ki biz orada pankartlarla çıkalım diyorlar. İşte Fenerbahçe diyor ki biz diyor yurtta sulh cihanlı sulh pankartıyla çıkalım. Galatasaray'da diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene pankartıyla çıkalım. Şimdi yani bu pankartlar tabii sonuç itibariyle bizim e, önemsediğimiz ve bizim için e, e, varlığı güçlü e, sözlerden e, e, ve sloganlardan bahsediyoruz. Ama tabii mesela Suudi Arabistan'a gidip ne mutlu Türk'üm diye pankartını size açtırmazlar mesela. Açtırmazlar kardeşim. Ee, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Esas bence buraların biraz daha araştırılması lazım. Şimdi salı günü kulüpler bunu iletiyorlar. Federasyonda Suudi yetkililere iletiyor. Suudi yetkililerden bu konuyla ilgili e, bir yanıt gelmiyor diyebiliyorum ben. Bir yanıt gelmiyor. Sonra gidiliyor. Normalde her şey tamam. E, şu olacak takımlar sahaya çıkacaklar. Galatasaray, Fenerbahçe bayrakları olacak. Türk bayrakları olacaklar. İşte plan da şuymuş. stada takımlar çıktığında Fenerbahçe çıktı. <laughs> Bütün stadyum ışıklandırmayla lacivert olacak. Galatasaray çıktı. Sarı kırmızı olacak. E, işte İstiklal Marşı okunuyor. E, e, kırmızı beyaz olacak vesaire. Bu tarz bu, bu organizasyon da yapılıyor. Şimdi Cuma günü şöyle bir şey oldu Almila. Bu çok dikkatimi çekti benim. E, benim de çalıştığım bir kurumda bir WhatsApp grubumuz var. Daha hiç böyle bir haber yok. 13.33'te bir arkadaşımız bir haber iletti. Ee, şey diye, pankartlarla kulüpler çıkmak istiyor ve Suudi yetkililer buna izin vermiyor. Yalnız oradan gelen bilgiyi iletiyor. Bilgiyi ver, izin vermiyor ve dolayısıyla maç oynanmayabilir diye. Ben önce ciddiye almadım bunu. Sonrasında öğlen Ali Koç 14.30 ya da 14.40 gibi A Spor'a çıkıp bunu söylüyor. Diyor ki biz bu pankart A Spor'da söylüyor. Biz bu pankartla çık çıkmak istiyoruz ama buna izin vermiyorlar. Sonra ne oldu? Şimdi ilk plan buydu. Sonra ne oldu? Sonra Türkiye'de sosyal medyada olağanüstü bir infial oluştu. Çünkü herkes her şeyi söylüyor. Mesela büyük gazeteci Uğur Dündar. Büyük gazeteci Uğur Dündar. Hala yalanını silmedi mesela. Yalan söylüyor bile isteye toplumu kandırıyor. Diyor ki İstiklal maaşını okutmayacaklar. Böyle bir şey yok. Adamlar İstiklal maaşını okutacaklar. Ve bundan ötürü e, hem Galatasaray hem Fenerbahçe devreye girdiler. Zorladılar. İstiklal maaşının okutulmasına karar çıktı diye. Bu dezenformasyonu bu, bunu yaratıyor. Ve bununla birlikte tabii sosyal medyada büyük bir infial oldu. Bu arada şöyle oluyor. Onu da söyleyeyim. Konu tamamen şu. Adamlar diyorlar ki hem ne mutlu Türk'üm diyene pankartı hem yurtta sult, cihanda sult pankartı siyasidir. Biz buna izin veremeyiz. Ve iki ülkenin Dışişleri Bakanları da görüşüyorlar. İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmesinde de konunun e, mümkün olmadığı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından illetiliyor. Deniyor ki bizim bir protokolümüz var. Bir protokol yaptık. Bunun dışına çıkmayacağız. Yani takımlar herhangi bir pankartla çıkmayacaklar. Benim bildiğim Atatürk'lü tişörtlerle ısınmaya çıkmalarına bir itirazın olduğuna dair benle bir bilgi yok. Yetkililerin aktardığı bilgiler böyle. Yani o gün o görüşmelerde neler oldu? Adamlar diyorlar ki bu pankartlar siyasi pankartlar ve biz çıkmayacak. Çıkmayacağız. Maçtan zaten 2 saat ya da 3 saat önce olağanüstü bir gündem oluştu. Federasyon başkanının olduğu e, otelde yani Suudi yetkililer geldi, Galatasaray yöneticileri geldi, Fenerbahçe yöneticileri geldi ve bu toplantıda bu kriz aşılmaya çalışılıyor. Ama krizin ne olduğuna dair sadece bildiğimiz şu, Ali Koç diyor ki biz bu pankartla çıkmak istiyoruz ve Suudi yetkililer buna izin vermiyorlar. Bunu söylemişti. Konu da buradan gitti. Ama sosyal medyadaysa konu bağlamından ve içeriğinden koparılarak özellikle Suudi Arabistan'da olması sebebiyle işte Atatürk'e izin vermiyorlar. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir, hassasiyetimizdir meselesi gündeme oturtuldu ve tüm Türkiye'de bir anda Atatürk'e izin vermiyorlarsa siz çıkın gelin gibi bir gündem oluştu. O saatten sonra da bizimkiler anladığım kadarıyla biz bu pankartlarla çıkacağız diye diretiyorlar. Suudi yetkililer buraya izin vermiyorlar. Biz en başında protokol yaptık ki burada en büyük problem şu tabii. Madem böyle bir şey var bu protokoller yapıldı. O zaman mesela Cumhuriyetin 100. yıl nedeniyle özellikle bu vurguları yapmak istiyorsunuz. En başında o zaman bu protokol geldiğinde size bunu yapabilirdiniz. Kendi iş kamuoylarını rahatlatmak için biraz da bu eylemi yapmış istemiş olabilirler. Hadi buna da masum bir eylem diyelim ama bunu kullanıp toplumsal bir infal yaratan yalan bak açık ve ne söylüyorum. Uğur Dündar yalan söylüyor. Yalan yazıyor ve Hala silmiyor, hala duruyor burada. Herhalde Uğur Dündar bu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndan yediği paparanın ardından yine bir kahramanlık yapmaya çalışıyor. Çünkü çıkıp burada sürekli böyle slogan atan Uğur Dündar'ı en son bildiğin orada rezil etmişlerdi. Ve hala bu konuda e, acayip bir gündem yaratıp e, bu dezenformasyona ortak olan yaygınlaşlarından bir tanesi Ben o gün izledim mesela Uğur Dündar'ı. Sosyal medyada ne yazılıyorsa sanki kendisi bilgiymiş, kendi bilgisiymiş Ali Koç'la konuşmuş gibi bunları aktardı. E, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi. insanlar itibar ediyor. Şimdi Uğur sormak lazım. Siz o gün Suudilerin İstiklal Marşı'nın okutulmasına karşı çıktığına dair araştırmacıyız. Belgeyi koyun. Koyamıyorsan niye yazdın bunu? Hangi infali yarattın? Dün İBB otobüslerinde çok ilginç Yurtta sulh, cihanda sulh şeyleri var. Ee, e, ön hatlarında yazıları var. Ya bu Atatürk bizim, Cumhuriyet bizim, bütün değerler bizim. Ama burada ciddi hakikaten bir provokasyon vardı. Yine söylüyorum, adamlar şunu söylüyorlar. Biz, bunlar siyasi pankartlar, bu pankartlarla çıkılmasına izin vermiyoruz. Madem böyle bir anlaşma yaptınız, o zaman giderdiniz. O anlaşmaya bunu revize ederdiniz ve ona göre hareket ederdiniz. Diğer taraftan, siz madem... Salı günü bunu bildirdiniz mi? Perşembeye kadar haber gelmemiş. E siz Perşembe niye gittiniz o zaman? Ha, haber gelmediyse bastırsaydınız deseydiniz ki arkadaş buna izin veriyor musunuz vermiyor musunuz? Biz buradan hareket edeceğiz. İzin veriyorsanız geliyoruz. İzin vermiyorsanız gelmiyoruz. Sonrasında maçın oynandığı gün ortaya çıkan bu krizi herkes farklı noktaya çekebilir. Beceriksizlik diyebilir, iş bilmezlik diyebilir. Federasyon tarafında zaten federasyon o gün süreci çok kötü yönetti. Yani bu federasyon başkanının e, hangi sıfatlarla hangi sıfatları olduğunu ve bu işi beceremediği uzun süredir konuşuluyor. Yeri geldi, biz de bu yayınlarda konuştuk, anlattık. Orada zaten büyük bir otorite boşluğu olduğu açık. Buraları e, yönetemeyen, bu kararları sağlıklı veremeyen, işi doğru planlayamayan bir federasyon var. Aydın Bey, Son tam anı... da o konuda Türkiye Futbol Federasyonunun istifası ile ilgili çok fazla. Haber çıktı. Vatandaşlar da biliyorsunuz sosyal medya hesaplarından oldukça tepkiler gösterdi. E, bu süreçte e, biliyoruz ki istifa etmedi. Yani nasıl bir süreç işleyecek federasyon başkanı ile bence, ilgili? Bence yani şöyle maalesef burada e, uzun yıllardır federasyon başkanları hükümet atıyor. Tayyip Erdoğan işaret ettiği kişi federasyon başkanı oluyor. E, ve e, Tayyip Erdoğan dün dedi ki e, burada gerekli gereken adımlar da atılacaktır. Artık bu adamın bir şeyi kalmadı işin açıkçası. E, onu söyleyeyim. E, hükmü kalmadı. Zaten bence federasyonu öten bir adam değil. E, 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 Telefonunda iki tane baylok var. Savcılık evet kovuşturmaya yer yoktur e, kararını vermiş ama ben o dosya bende var ve o dosyada kovuşturmaya yer yok karar verirken e, cevap verilmesi gereken çok ne sorular var. İki tane telefonu var. Bir önce kendi kullandığı telefona ayın e, altısında yüklüyor. 2014 ...Eylül ayının 6'sında yüklüyor... ...sonra ikinci telefona... ...3 gün sonra ayın 9'unda yüklüyor... ...birinden 12 kez diğerinden 55 kez... ...yani 70'e yakın balok... ...üzerinden iletişime geçilmiş... ...savcılık kovuşturmaya gerek yok kararı veriyor... ...bu bile zaten bu adamın burada olmaması... gerektiğine dair bir şeydir... E, ...kanıttır... ...muhtemelen şöyle olacak onu söyleyeyim... ...şöyle olacak... E, ...şu yılbaşı falan geçtikten sonra... E, ...bu adamı görevden alacaklardır... E, ...böyle düşünüyorum... ...ama orada bir durum daha var... ...o da şu e, kusura bakma bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Madem bu delikanlılığı yaptınız, ne, o açıklama nedir? Gece yaptığınız açıklama nedir? Niye özür diliyorsunuz? O açıklama özür açıklaması. O açıklama bildiğiniz özür açıklaması. Suudilerden özür diliyorsunuz. Şey dediler, şimdi bu yumuşak bir açıklama. Biz Türkiye gelince öyle propaganda yaptılar. Daha sert açıklama olacak. Nerede? E, o Ben o gece çıkışları da izledim. Ali Koç'un surat kıpkırmızı. Dursun Özbek fena durumda. Başkan baygınlık falan geçiriyor. Bu krizi yönetemediler. Ama bu krize, ateşe, benzinle gidenler oldu. E, tabii ki Atatürk bizim. En büyük hassasiyetimiz. Cumhuriyet bizim. Kimseyi ayrıştırmıyoruz. Ama başka bir milleti aşağılama hakkı da kimseye verilmiyor. Verilemez. Dolayısıyla buradan hakikaten çok büyük bir kriz çıktı. Bu işi... Ee, soruşturacaklardır mutlaka. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Ama günün sonunda geldiğimizde manzaranın ben çok farklı olduğunu düşünüyorum. İlk anda anlamaya çalışıyorsun. En büyük problemlerden bir tanesi de şu tabii. Onu da söylemek lazım. ya Sosyal medya denen e, organın büyük bir problemi var. Çünkü insanlar gördüğünü gerçekmiş e, zannediyorlar. Gerçekmiş zannediyorlar ve bu e, viral olarak devam ediyor. Ama Gerçek e, sonra ortaya çıkıyor. E burada az önce de söylediğim gibi şimdi bu işin e, patlaması böyle bir durumda mesela şu, çok benim dikkatimi çekti. Böyle bir haber çıktığında böyle bir gündemde bunun e, büyük bir rahatsızlık yaratacağı ve problem yaratacağı ortadadır. Dolayısıyla böyle bir haber verilirken bile artık nihai karar olarak e, bu ...sonuçlandırır ve o haber verilir. Herhangi bir şey... ...kesinleşmeden siz bu haberi... ...farklı verip... ...sonra konunun farklılaşması... ...farklı noktaya gitmesi... ...bence beraberinde bazı e, sorunlar getirdi. Ne oldu? Şimdi... ...sonuç ne? Neredeyse Suudi Arabistan'da... ...diplomatik krize doğru... ...evlen bir süreçten bahsediyoruz. Bununla ilgili... Herhangi bir açıklama yapılır mı şeyden kulüplerden? Aydın Açıkçası Bey, e, çok kısa da şunu merak ediyorum. Çok zamanımız kalmadı. E, Türkiye tarafından bir de tazminat ödenmesi söz konusu. Bu süreç nasıl işleyecek? Ne kadar tazminat ödenmesi bekleniyor? Şöyle, e, bu bu arada 5 yıllık bir anlaşmaydı. Yani Suudilerle yapılan anlaşma 5 yıllık bir anlaşmaydı. E, ve e, toplamda işte bu ve buna benzer organizasyonlar yapılacaktı. Bu arada bu anlaşmanın içeriğiyle ilgili daha sonra anladığım kadarıyla bazı detaylar da paylaşılacak. Çünkü bizim kulüplerin işine gelecek çok ciddi maddi kazançların olduğu farklı anlaşma yollarının da açılmasını beraberinde getiren bir karşılaşma olarak da şimdi değerlendiriliyor ya da en azından böyle bir bilgiler veriliyor. E siz bu anlaşmayı bozuyorsanız o zaman yani şu anda görüntü şu. Protokol dışı bir şey isteniyor. Suudiler kabul etmiyor ve e, bu maç oynanmıyor bu e, iş bozuluyor o zaman bozan taraf bu tazminata mahkum olur. Benim bildiğim mesela bu sene toplam 8 milyon euro ödenecekti Suudiler tarafına, Yani 4'ü e, futbol federasyonuna e, 4 milyon eurosu da buçu kaybeden takıma buçu kazanan takıma verilecekti. Toplamda 20 milyon e, 20 milyon euro, toplamda 40 milyonluk bir şeydi anlaşmaydı. Yani o tazminat hükmü de e ee, sonuç itibariyle anlaşmayı bozuyorsunuz, ödemek zorundasınız. Ama burada federasyonun açıklama yapması lazım. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. O gece yapılan açıklama bizimkilerin baltayı taşa vurdunun bence açıklamasıydı. Peki. Sürecin yanlış yönetimi. Anlaşıyorsan o çerçevede gidecektin. Yeni bilgiler de ortaya çıkacaktır ama dezenformasyon yapanların da çıkıp neden bunu yaptığını bir anlatması lazım. Peki. Özeti budur. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.